Turan Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Türkiye'yi ve Türk dünyasını ilgilendiren gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Başlarken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Rahmetli Kayahan bizim gençliğimizin yıldızlarından birisiydi. Buram buram Akdeniz Kokan sesiyle o güzel şarkılarıyla hepimizin yüreğini titretiyordu. Nasıl da onun şarkının sözleri ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar dizelerini hiç unutamadık. Odalarda ışıksızım onun en güzel şarkılarından birisiydi. Hayırsız bir sevgiliye yazmıştı herhalde. Onun için bestelemişti. Tıpkı Türk milletinin dolara olan aşkı gibi karşılıksız bir sevdanın acıklı şarkısıydı. Seçimlerden önce hükümet adamlarının adeta cansiperane savundukları döviz kurları Sayın Mehmet Şimşek'in direksiyona geçmesinden sonra otobandan e, hızla geçen bir tok aracı gibi uçuşa geçti. Bir taraftan ekrana bakayım. E, %7'den fazla bir kayıp. Dolar 23 lira duvarını çoktan kırmış. Euro ise 25 liraya dayanmış biz bu videoyu çekerken. Efendim döviz kuru deyip geçmeyin. Yani akaryakıttan cep telefonuna, bilgisayardan ilaca kadar günlük hayatta adeta bağımlısı olduğumuz her şey dövize endeksli. Yani sabahtan bu yana cebimizdeki her 100 liradan 7 lirası uçtu, gitti. Öyle anlaşılıyor ki toplum olarak, millet olarak yeni maliye bakanımız Mehmet Şimşek ve onun politikalarına bel bağlamış durumdayız. Bir zamanlar Kemal Derviş vardı, onu hatırlıyorum süper bakan sıfatıyla getirilmişti o da. Millete acı ilaç içirmesi için adeta Avrupa'dan getirilen bir bakandı. O da şimşek gibi cüzdanlarımızı delip geçmişti. Yani o hikayeyi genç okuyucularımız için bir hatırlatalım. IMF'den gelecek kredilere karşılık 100 yılın en sert ekonomik tedbirlerini uygulamıştı Derviş. Ve topyekün bir fakirleşmenin ardından Türk siyasetini de darmı duman edip geldiği yere geri dönmüştü. Sayın Şimşek'in acı reçetesinin adı Ortodoks Maliye Politikası diye e, servis ediliyor. E, önceki maliye politikamız bu durumda Katolik mi oluyordu, Protestan mı oluyordu ona şimdi benim aklım ermiyor ama e, hatırladığım kadarıyla da e, faiz haram falan filan diyerek yani NAS e, tabirleriyle, e, NAS etiketiyle dini bütün, yerli ve milli bir ee, ekonomi politikamız var idi bir zamanlar. Ee, doların uçuşa geçtiği gün Sayın Maliye Bakanımız e, Mehmet Şimşek tweet silahını kullandı efendim ve piyasalara güven vermeye çalıştı bu yolda ama ilk tweetini de İngilizce attı. Ee, öyle anlaşılıyor ki güven vermeye çalıştığı piyasa adamları Londra'da, Washington'da filan yaşıyor olmalı. Ee, fakirleşen milyonlarca Türk vatandaşının güvene ihtiyacı olduğunu herhalde düşünmüyor. Onların malum ellerindeki tek silah vardı. O da 5 yılda bir kullandıkları oy silahıydı. O silahı da harcadıklarına göre Türkçe tweette vakit kaybetmeyi düşünmemiş olmalı. Aslında çok da umutsuzluğa kapılmamak lazım. Eğer dişimizi sıkarsak 2-3 yıla bu uygun politikalarla, doğru politikalarla ekonomik krizin biraz yatışacağını ben de düşünüyorum açıkçası. Ama önemli olan sonrası. Niye böyle dedim? Şimdi e eğer e sonrasında e tekrar üretim ekonomisine geçmezsek, harcadığımızdan fazlasını kazanamazsak, şimdilik 10 milyon kişiyi aşan sığınmacıları beslemeye devam edersek, doğal güzelliklerimizi beton ekonomisine kurban edersek, bilime, sanata, ekonomiye önem vermezsek, kimlik siyasetine teslim olup adaletten uzaklaşırsak 4-5 sene sonra yine dövizimiz biter kendimize yeni bir Kemal Derviş, yeni bir Mehmet Şimşek aramaya başlarız. Bir yandan da Kayahan'ın o şarkısını yeniden terennüm eder dururuz. Odalarda ışıksızım. Odalarda ışıksızım. Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Turan Haber Ajansı'ndan bugünlükte bu kadar. Türkiye'yi ve Türk dünyasını ilgilendiren gelişmelerle bir kez daha buluşmak dileğiyle arılırken kanalımıza abone olduğunuz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.